Bir dakika. Birader ritim atlıyorsun, dikkat et kendine. Hocam o zaman sen de Li'den gir. Li derken? Li ne lan? Jet Li mi? Abi, arkadaş M'yi söylemiyor da. Aşkım inanamıyorum ya. Şu bahçeye bakar mısın? Fasıl gibi getirmiş adam resmen ya. İnanamıyorum ya. Pazar sabahı yapmayın ya. Ya yeter ya. Ya yemin ederim yeter ya. Ya yemin ederim bu tarafım geçti ya. Başımı geçti ya. Ya buralarım artık ne dediğimi şaşırmaya başladım ya. Hamar oldu beynim ya. Ya şu bileği görüyor musun ya? Şu bileği görüyor musun ya? Yemin ederim bir koyacağım onları ya. Bir koyacağım kafayı ya. Bir dem atacağım onları ya. Onları bir koyacağım böyle dalağını çırpacağım onların ya. Ya yeter ya. Ya yemin ederim ya benim anam belli. Benim babam belli. Benim ailemin nereden geldiği belli. Kim olduğumuz belli. Ya yeter ya. Yemin ederim dalacağım. Gökhan. Aşkım. Aşkım, aşkım ne oldu? Ben kendimi kaybettim. Bir anda bir şey oldum ya. Tamam dur. Nefes alıyorum. Ne yapıyorsun sana? Nefes al. Sapo, bak eniştemi dinle babacığım. Ritim kaçırıyorsun. Eniştemin kulağı çok iyidir. Ayıp ediyorsun bir de hocam falan. Ne bu gerginlik ya? Evet ya, biz de sizdeniz yani. Öyle şeylere gerek yok. Haktan diyeyim bana. Sahne adım odur yani. Oğlum Levanları da almadık zaten ya. Oğlum Levan'ı mevanı bıraksana, işine baksana ya sen. Ömrümüzü yedin ya yine. Levan kim lan? Ya para işte, papik diyor. Oğlum sanki ekstraya çıktın lan, prova yapıyoruz şurada. Önce işini yap, sonra ekstraya çıkınca parayı konuşursun. Beyefendi, çok özür dilerim bir şey. Sado kardeşim bak, düğün mevsimi geldiği için orkestramıza birkaç tane arkadaş katalım dedik. Biz zaten paramızı kendimiz paylaşıyoruz, öyle değil mi ya? Ben haksız yere bir kazanç sağlayabilir miyim yani? Sen hiçbir şeyden şüpheleniyor musun benim için? Ya olur mu öyle şeyin işte? Ekmek yesinler diye getirdik bunları. Peki. Ayıp ediyorsun abi. Bak patlamış çok mısır değil. Yapma normal. Vur. Sevmem ben. Rahatsız da olurum para meselesi geldiği zaman. Zaten en çok dikkat ettiğim şeydir para mevzusu. Abiler yani. Yarcan kefil sen tamam o zaman ya, çalarız. Ya enişte özür dilerim. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Zaten abiler olmuş kurabiye abi. Abilere de girdi ya. Tamam hemen geçiyoruz, tamam. Para mevzusu falan her şeyi konuşuruz. Siz hiç merak etmeyin. Eyvallah. Hazırız. Hadi beyler ciddiyetle. Kulak. Kimsenin parası da Erman abinize kalmadı. Gerçek adım Erman'dır. Sahne adım Hak'tandır. Onu da ezberleyelim. Hocam öyle şeyleri de çok sevmem. Yanlış anlama, parada gözümüz yok yani. Evde bebekler var. Tamam hallederiz ya. Allah'ını felersen sus ya. Neden getirdin bunları? Allah belanı vermesin seni. Hazır. Tekrar alalım değirmen başını. Hallolah. Giriş bir intro yapalım. Lütfen Li'den gidelim. Jet Li'den. Hazır. 1-2 maestro. Çok uzun gidiyoruz arkadaşlar. Ben öleceğim bu şarkıyı söylerken. Ne kadar uzun. Yavrum. Gülüyorum. Hoş geldin. Geç abla geç. Abiyem. Hatırladık mı söylediğimiz şarkıyı? Allah rızası için. Gerçi eski tempom kalmamış da. Erman hatırlamaz mıyım? Bizim düğünümüzde de çalmıştı. Hatta Sahbetli yengem ortalarda çok fazla göbek attı diye Aytülen işte onu çok feci herkesin içinde dövmüştü. Ay ne kadar şaşalı bir düğündü gerçekte. Evet abi hatırlıyorum. Aferin sana kız. Bravo, büyük hafıza var bunda. Saffet yengen yarmasal yapıda olduğu için Aytül enişteni dövüp hastanelik etmişti. Tam o çıkışta hatırladın mı? Ay ne kadar şaşalı bir geceydi Erman. Çırağan Sarayı olalı böyle bir düğün görmüş. Abi abla sizin düğününüz Çırağan Sarayı'nda mı oldu? Ne sandın? Hayır ne bileyim. Gazetelerde Çırağan Sarayı'nda düğün yapmak en az böyle 100.000 dolara falan patlıyor yazıyor da. Allah belanı vermesin ya, bu ezgini saflığı beni öldürecek ya. Kızım o gerçek Çırağan Sarayı'ndan bahsetmiyoruz. Bizim Fikirtepe'deki Çırağan Düğün Sarayı'ndan bahsediyoruz. Eskiden de çok eskiden. Şimdi yıktılar, otopark yaptılar orayı. Yeter ya. Gökhan. Yeter ya, Gökhan. Yemin ederim cinnet geçirmek üzereyim. Ben bana bir şey oldu, dur aşkım. Ben bunların hesabını soracağım şimdi. Tamam. Sakin oluyoruz. Tamam, iyi misin? Normal misin? Gayet iyiyim bir tanem. Gökhan mısın? Gökhan'a başkanım. Gökhan'ı ben şimdi... Neyse, daldık nostaljiyi de şey yapmayalım çok fazla. Takdir edersen ve müsaade edersen bu şarkıyı yeni repertuarımıza almak istiyoruz. Erman ne kadar güzel.
Hadi oğlum, seyircileri de aldık. Adam gibi bir repertuar hazırlayıp vuralım. Terimiz de soğumadan hadi bakalım, notalarımız da soğumasın. Aman ha, tiz gir, tamam mı? Tiz gir, tiz gel. Hazır olsun. Biraz hareketli. 3, 2, 1 maestro. Kızlar naz eyleme, değirmen peynir itti. Oy kızlar naz eyleme, döner kendi kendine. Ölürem kızlar naz eyleme, mah mah. Kızlar naz eyleme, ah ah. Kızlar naz eyleme, lele. Yeter ya. Ya yemin ederim yeter ya. Müsaade ederseniz diğer çalışmalarımızdan bir tanesi. Bir tanesi de slow. Onu da size göstermek ve paylaşmak isterim abiyeciğim, yüksek müsaadenle. Sadece klarnet. Sadece klarnet. Ezgi. Beni bende alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan la bir adım bile atmam. Kadrini kıymetini sana olan bu sevgini bilmedin bileceğin yok. Yalancı dostlarımdan el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok. Bu gönül ağzım kahrını çekti. Bensiz aşkın ne yarar ki? Kaç kere kırdım, yerlere attım. Yaralı kalbim affeder. Bu gönül ağzım kahrını çekti. Bensiz aşkım ne yarar ki? Kaç kere kırdım, yerlere attım. Yaralı kalbim affet. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Yan komşumuz Gökhan ile Seval gelmiş, saygılar sana. Şarkının geri kalanını sevgili komşularıma ifade ediyorum. Şöyle buyuruyorum. Sevgilim deyip de baktın, beni izler gibi bir kenara attın. Bir aşk varsa benden aşık, gelişsin kalba karışık, bilmedin. Yok. Yalancı dostlarımdan, el alemin lafından geçmedin, geçeceğim yok. Bu gönül ağzım kahrını çekti. Bensiz aşkım ne yarar ki? Kaç kere kırdım, yerlere attım. Afi, burayı doldurmamız lazım ki nerimi çok almış gelsin. Evet seyirciler, çoğaldı. Bir potpourri yapalım istiyoruz. Hemen hemen hemen.
Leblebi koydum tasa kız annem, doldurdum basa basa kız annem, doldurdum basa basa kız annem. Benim abim çok küçük kız annem, azıcık boydan kısa kız annem, azıcık boydan kısa kız annem. Sen ödüm gelip ekletin, kömleği var ipekten, ben yarimi severim hem candan hem yürekten. Oynayın nayım 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 kadan olayım, gel bir cekide kal sana çorak değil. Oynayın nayım 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 kadan olayım, gel bir cekide kal sana çorak değil. Oy 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 bak girdi ben giremedim. Köpekten oy oy köpekten oy. Diyarbakır hanım bağlar, hanımı gör ye. Hanım oyun hanım bağlar, hanımı gör ye. Ermen abi yeter! Ermen abi yeter lütfen, yeter mi? Sessiz olun lütfen, lütfen yeter, kesin. Ne oldu Gökhan'ım? Şarkıyı mı beğenmedin yoksa geçmişinde bir şey mi hatırlattı sana? Yok Erman abi, biz sadece gürültüden biraz rahatsız olduk. Gürültü mü? Evet, şu anda sabah saatin 9'u ve günlerden pazar. Benim evde ender geçirdiğim tatil günlerinden biri ve ben evimde huzurlu, sakin ve sessiz bir gün geçirmek istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen! Lütfen, lütfen biraz sakin olun, saygılı olun ve haddinizi bilin lütfen. Bu kadar gürültü yapmayın burada. Yürü be aşkım, kim tutar seni? Lafı iyi koydum değil mi bir tanem? Lafı iyi mi koydun? Ay Gökhan, sen de abartma istersen. Bir tanem, ben şu anda heyecandan ve adrenalinden ne dediğimi biliyor muyum ya? Yürü lan şunu bir dakika. Gökhan, şimdi sen, burada benim arkadaşlarım var da kusura kalma. Benim yaptığım arabeske, benim yaptığım potpourri müziğine gürültü mü diyorsun? Rica ederim, estağfurullah Erman abi, ben öyle bir şey der miyim? Ben duydum Erman dedi. Ben de duydum enişte. Burada aleni gürültü yapıyorsunuz da getirdi lafı Gökhan abi. Yakışmadı abi. Yok arkadaşlar, ben sizin şarkınıza ya da müziğinizin türüne gürültü demek istemedim. Sadece ses biraz yüksek çıkıyor. Sizin evden bizim eve doğru gelirken yolda biraz gürültü haline dönüşebiliyor manasında ifade etmeye çalıştım. Ne, sen ne diyorsun Gökhan? Ben sana bu bileği gösterdim değil mi? Bir daha bunu bana göstertme. Bir daha bunu bana göstertme birader, tamam mı? Erman, Libyon'a dikkat lütfen. İnme inip çıkıyor sonra. Hiç kimse benim, bak Gökhan. Hiç kimse benim arabeskime, potpourrime kelime oyunu yapamaz. Bak burada benim misafirlerim var. Yani sen önce bana laf diyeceksin ya, git o kapındaki zili değiştir, kilise çanı gibi. Ne o? Biz onu her gün çekiyoruz burada. Ağzımızı açtık mı? Açtık mı ağzımızı? O klasik müziği dinliyorsun burada. Biz ağzımız açıyor mu? La la lu lu lu. Ağzımızı açtık mı? Açmadık. Onlar gürültü değil ki, bizimki mi gürültü? Bizimki mi gürültü? Yok Erman abi, ben bir şey demedim. Demedim, sadece bugün pazar ve hani sabah saatin 9'u, yani bizim evimizde huzurlu, sakin ve güzel bir gün geçirmeye ihtiyacımız var anlamında söyledim. La kardeşim de öyle mi öyle konuşup durup beni sinirledin lan? Beni sinirledin lan? Yitir artık lan, yitir, yitir. Bak şu bileği görüyor musun? Bak demin gösterdim, yine bana gösteriyorsun. Bunu bir tane vururum, ağzını vururum, kırarım. Kırarım senin kafanı gözünü bak. Sinirlendirme beni, yeter dedim sana ha. Bir kavga ederken araya girmedim dedim abi. Neyse. İyi pazarlar. Hele. Al bir cadir ya. Allah Allah ya. Şuraya bak ya. Bir pazarımız var. Çok güzel müzik yapıyorsunuz abi. Teşekkür ederim diyeceğine konuştuğu kelimelere bak ya. Yeter ya. Ya kaç haftadır böyleler bunlar ya. Bir bıktık ya. Ben bıktım. Kusura bakma, sen ne diyordun? Levan mevan neydi dedi? Yok abi, yok. Hakkın helali. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Tamam, biz çalışmamız lazım. Vallahi bizi de korudun Erman abi. Allah razı olsun. Olur mu ya? Bizim müziğimiz çok özel müziktir. Otur ya. Benim arabeskime, benim müziğime laf edecek adamın dalağını çırparım. Sağ olun abi. Sinir yok abi. Tamam abi. Çırparım! Oturun. Aşkım, en başından beri kesinlikle sen haklıymışsın. Hangi konuda Gökhan'cığım? Ya bizim ne yapıp edip bu evden kesinlikle taşınmamız gerekiyor. Kesinlikle. Gökhan'cığım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgilim. Rica ederim. Lütfen. Ay çok teşekkür ederim. Aşkım Seval, Seval, Seval bir tane
Kendine gel aşkım. Tamam geçti. Geçti bir tanem. Geçti. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım. Her zaman üzgün. Gönlümde sana hitap et. Açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım. Her zaman üzgün. Beklerim yolumu aylar geçse de. Yeter ki gel bana. Geçti aşkım, geçti. 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 Beklerim yolumu aylar boyunca. Yeter ki gel bana. Seni de bir gün, seni de bir gün. Pam 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 pam. Abi mükemmelsiniz. Aa, teşekkür ederim. Yüreğine, ayağına, eline sağlık abi. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Çocuklar, kalender çocuklar ha. Bir anda kalender oluyor. Ne var, ne var? Her şey barda var. Sonsuz yetki size. Otur, şaka otur. Yaptık abi ya. Otur. Sen de otur, kendine gel. Beyaz pantolon kirlenmesin. Şurada dur da. Eşikte durma bak, şurada dur. Tamam abi. Tamam. Gökhan, ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum aşkım, hani bir an ben müziğin ritmine kendimi kaptırdım. Galiba bir tuhaf bir şey oldu bize ya. Ben ne olduğunu anlamış değilim. Erman, size çay demlemiştik. Hadi biraz ara verin de soğumadan şunları için. Ay senin ağzını yerim. Senin kocana çay da mı demledin kurban? Sağ ol, teşekkür ederim. Aslında çok demledim değil de. Geçen gün markete gittiğimde sallama çay almıştım. Onları kaynar suyun içine attım. Bir izi çizildi, tamamdır. Ben de dedim hangi dağda kurt öldü. Çok komik Erman. Ben de kısır yapmıştım size Erman abi. Kısır ne ya? Kısır ne biçim bir isimdir ya? Ha, bulgur diyorsun. Güzel hareket. Aferin, teşekkür ederim. Koy tabakları yiyelim hadi. Ellerine sağlık balım. Afiyet olsun. Bak da gör ne kızlar var, görüyorsun değil mi? Daha süzdü, nişanlı bile değil. Kısır yapıyor, getiriyor. Dikkatini çeksin bazı şeyler. Erman, sen de benim biricik kardeşim Yarcan gibi mükemmel bir insan olsan, ben de kısır yapıp getiririm. Ama lafı bile var, ne kadar odun, o kadar köfte. Ah ya! Ay, benim hemen eve gitmem lazım yalnız Abi ablacığım. Bavul yapacağım çünkü geç kaldım da. Kızım, kısırı gör öyle git. Kısırı koy öyle git. Bir dakika Erman, bavul dedi. Hayırdır Ezgi, yolculuk mu var? Evet ablacığım. Ezgi ile biz 7 gün 8 gece ayrılacağız ya. Ya oğlum, kız sana burada getiriyor, kısır yapıyor. Bir nişanlı olaraktan. Yaptığı hareketlere bak, nerede bulacağım bu güzelliği ya? Yarcan, kendine gel. Kendine gel. Bak, bu kızı aldatıp benim evimi cunup etersen, bunu görüyorsun değil mi bunu? Bunu sana ilk defa göstertiyorum, kafanı kırarım bak ha. Erman, bu nereden çıktı? Bu yeni mi çıktı? Tutturmaya çalışıyorum. Sen de hemen şey yapma, tutarsa. Ya enişte, gözünü seveyim, bir kere de gürlemeden, hırlemeden öncesinde bir dinle ya. Bir anlamaya çalış enişte, anla. Ya kızım, versene tabağı. Biz o manada ayrılmıyoruz Ezgi'nin. Ezgi tatile gidiyor anasıyla, babasıyla. Tatile mi? Evet, biz her sene böyle Haziran ortalarında ailecek güneye tatile gidiyoruz. Hem de güneye. Evet, geçen sene Marmaris'te çok güzel bir tatil köyünde kalmıştık. Babam bu sene de Çeşme'de 4 yıldızlı bir otelde bize yer ayırtmış. 7 gece 8 gün tam pansiyon. Her şey dahil yani.
Ay ne kadar güzel, ne kadar şahane, ne kadar postmodern bir davranışta bulunmuş baban Ezgi'can. Demek çeşmeye, demek 7 gece 8 gün, demek tam pansiyon, alles inclusive. Babana canı gönülden devasa bir tebrik koyuyorum Ezgi'can. Allah Allah. Görüyorsun değil mi? Hep bütün tafraları bana. Babana tebrik kartı koyup bilmem ne tavır koyacaksın ha. Çayı koyup da gitseydin ya. Bir çay koy da öyle git kızım. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzularım.